TRT ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. Akşam haberleriyle karşınızdayız ve sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Ukrayna'da tıp okuyan Buket Yıldız ve Zeynep Hüseyin Bey'i vahşice katleden ve her yerde aranan Hüsnü Can Çökmez saklandığı Kurtköy mezarlığında yakalandı. Çökmez'in üzerinde kuru sıkı tabanca ve bıçak bulundu. Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren katil zanlısı yakalandı. Türk kızlarını öldürdüğü gerekçesiyle aranan Hüsnü Can Çökmez, Pendik Kurtköy mezarlığında kuru sıkı tabanca ve bıçakla yakalandı. Katil zanlısının 2 Ocak'ta Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Yapılan operasyon sonucunda 1998 doğumlu zanlı polisler tarafından yakalandı. Zanlının ifadesi alınıyor. Neden öldürdüm, bir şey söyleyecek misin? Ukrayna'da Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Buket Yıldız ve Zeynep Hüseyin Bey 31 Aralık gecesi öldürülmüştü. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde meydana gelen silah kazasında piyade uzman onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen şehit oldu. Şehit Ülgen bugün İstanbul'da toprağa verildi. Kuzey Irak'ta kaza kurşunu bir askeri şehit etti. Hakurk'taki Dalyatepe üs bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlar sırasında silah kazası meydana geldi. Olayda piyade uzman onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen şehit oldu. Sinop nüfusuna kayıtlı Mahmut Mücahit Ülgen'in acı haberi İstanbul Kartal'da oturan babası Hüseyin ve annesi Kamer Ülgen'e askeri yetkililerce verildi. En son Irak üst bölgesindeydi. Sınır dışı görevdeydi kendisi. Yaklaşık 3 ay olmuştu gideli de. İlk önce normal askerliğini yaptıktan sonra profesyonel orduya yazılmak için tekrar başvurdu. Şehit Ülgen için bugün Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlendi. Aile bireyleri uzun süre gözyaşı döktü. Törenin ardından Şehit Mahmut Mücahit Ülgen Kurfalı Şehitliği'nde toprağa verildi. Iğdır'daki terör saldırısında şehit olan piyade uzman onbaşı Ahmet Furkan Köse ise memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. 7 ay önce eniştesi ailesini katletmişti. Onun kurşunundan kurtuldu ama Iğdır'daki terör saldırısında hain teröristlerin kurşunundan kurtulamadı. Iğdır'daki terör saldırısında şehit olan piyade uzman onbaşı Ahmet Furkan Köse, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Dün sabaha karşı teröristlerin İran sınır hattındaki karakola düzenlediği saldırı sonucu uzman çavuş Furkan Köse şehit düşmüş, iki askerimiz de yaralanmıştı. Şehit Furkan Köse'nin naaşı Iğdır'da düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderildi. Sıra adam, marş! Köse'nin naaşı tören için Nizip ilçesine bağlı Bahçeci mahallesine getirildi. Bu sırada gözyaşı dökenler arasında ailesinden yalnızca şehidin dedesi, kardeşi ve ninesi vardı. Uzman çavuş Furkan Köse annesini, babasını ve ablasını cinnet getiren eniştesinin silahlı saldırısı sonucu kaybetmişti. Eniştesinin ailesini katlettiği saldırıdan kendisi kurtulmuştu ama teröristlerin kurşunu onu hayattan kopardı. 23 yaşındaki şehit Furkan Köse, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3000 kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından şehit onbaşı, mahalle mezarlığında anne ve babasının yanına gözyaşları arasında defnedildi. Ve siyasetten gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin İzmir aday tanıtım toplantısında konuştu ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni ağır sözlerle eleştirdi. Bu arada toplantıda Binali Yıldırım'ın olması dikkat çekti. Yine müktesebatına, birikimine, gayretine inandığım bir arkadaşımızı aday gösterdi. Partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını bu sözlerle tanıttı. Huzurunuza gelen Nihat Zeybekçi tıpkı soyadı gibi Zeybek karakterli
bir arkadaşımızdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını AK Parti'nin İzmir aday tanıtım toplantısında verdi. Hedefinde yine Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Çevreci biziz, biz. Biziz. Bunlar çevrecilikten anlamaz. Bunların hayatında çevrecilik yok. Ama biz bunu yaptık. İcraatını yaptık. Erdoğan Doğu ve Güneydoğu'da kayyum atanan HDP'li belediyelere değindi. Gidin Diyarbakır'ı görün. Gidin Şırnak'ı görün. Tanımazsınız. İnanın İzmir'den farkı yok. Çok daha güzel. Ardından partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı Erdoğan. AK Parti Menderes'te Bülent Soylu, Bergama'da Hakan Koçtu, Bayraklı'da Aslı Aslan, Beydağ'da o gün Asil Erdoğdu, Bornova'da Reşat Gençtürk, Buca'da Mustafa Aslan, Balçova'da Evrim Özen, Konak'ta ise Melek Eroğlu'nu aday gösterdi. Sayın Mineli Yıldırım'ı da fotoğraf çekilmek üzere davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Anayasanın 94. maddesine göre siyasi parti faaliyetlerine katılması yasak olan Meclis Başkanı Mineli Yıldırım'ın İstanbul'dan sonra İzmir'de de partisinin aday tanıtımına katılması ise dikkatlerden kaçmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cenaze törenine katıldı. Erol'u zor gününde yalnız bırakmayan Kılıçdaroğlu aileye taziyelerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesinin cenaze törenine katıldı. Yolda kaldı, biri evler kaldı. 78 yaşında hayatını kaybeden Nurten Erol için Ankara'daki Orhan Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, çok sayıda CHP Milletvekili ve Muharrem İnce de katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Gürsel Erol'u bu zor gününde yalnız bırakmadı, en önde saf tuttu. Erol ailesine taziyelerini iletti. Erol'un cenazesi toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün gündeminde FETÖ davaları ile ilgili Ankara'ya gelen Amerikalı heyetin temasları vardı. Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Gül, Ankara'da bir dizi temasta bulunan Amerikalı heyetle ilgili hem Washington hem de New York'tan iki savcı geldi. Soruşturma bizimki gibi terör örgütü değil, kara para gibi boyutuyla önemli bilgilerini paylaştı. Bakan Gül, heyet FETÖ konusunun Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söylüyorlar ifadelerini kullandı. Heyetin dijital delilleri görmek, tanıklara ulaşmak gibi bir talepleri oldu, biz de kabul ettik diyen Gül, New York Bölge Savcılığı'nın da FETÖ ile ilgili bir soruşturma açacağını söyledi. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, işte biri AK Parti'nin, diğeri de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. İki rakip bugün ilk kez görüştü. Allah yolumuzu açık etsin. İstanbul'u İstanbul'dan yönetme iradesini göstermeyi vaat ediyoruz. İki rakip ilk kez görüştü, siyasetin gergin ortamı yumuşadı. Binali Yıldırım Bey. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla aradı. Uzlaşamadığımız konular da mutlaka olacaktır. Meclis başkanlığından istifa etmediği için eleştirilerin odağında olan Yıldırım, rakibine hayırlı olsun temennisini iletti. Karara göre artık siz de rahat edeceksiniz. Görüşmelerimizin tamamını bugün bitirdik. Yani. İmamoğlu'nun da Yıldırım'a teşekkür ettiği ve başarılar dilediği öğrenildi. İmamoğlu ve Yıldırım 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Romanların Milenyumu Sempozyumuna katıldı ve romanları görmezden gelen 16 milyona haksızlık eder dedi. İstanbul'un çok farklı yerlerinde, Fatih'te, Şişli'de, Beylikdüzü'nde, Avcılar'da, birçok yerinde, Büyükçekmece'de, Sarıyer'de, Kağıthane'de, Arnavutköy'de
oldukça fazla sayıda bizim Roman vatandaşımız var. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Romanların Milenyumu Sempozyumuna katıldı. İmamoğlu konuşmasında İstanbul'da bulunan Romanların sorunlarından bahsetti. Sosyal hakları bakımından ne yazık ki bu topluluk çok minimum düzeydedir. Yani hatta yok denecek kadar da azdır. Sosyal haklarını elde etmemiş bir toplumdur. Yani birçoğunun hiçbir sosyal güvencesi hayata dair ne yazık ki yoktur. 400 bine yakın Roman vatandaşımızın olduğu İstanbul'da sadece onların içinden belki 20-30 bin üniversite öğrencisinin olması gerekirken bugün Türkiye'de 7,5 milyona yakın üniversite öğrencisi var. Ne yazık ki tespitlere göre, bana ulaştırılan rakamlara göre 600-700 civarında Roman vatandaşımız üniversite öğrencisi olmakta. Bunlar çok düşük rakamlarda, çok çarpıcı ve gerçekten hepimizi derinden üzen rakamlardır. İmamoğlu, Roman vatandaşlarıyla ilgili özel bir çalışmalarının da olacağını söyledi. Ben tahmin ediyorum 400 bin üzerinde Roman vatandaşından bahsediliyor İstanbul'da. Bu önemli vatandaşımız, önemli hemşeri grubumuzun sorunlarını görmezden gelen ya da bunlara çözüm aramayan hiçbir belediye başkanı ya da adayı sadece Roman vatandaşlara karşı değil, bence 16 milyon insana karşı haksızlık etmiş oldu. İstanbul'daki tüm Roman vatandaşlarımızın ama tapu mülkiyet ama yerleşim sorunu olan tüm Roman vatandaşlarımızın özel bir alanımız olacağını, buna özel çalışacağımızı ve asla yerinden uzaklaştırılan değil, yerinde yaşama tutunmalarını sağlayacak dönüşüm hikayelerini mutlak oluşturacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum. CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ilk ziyaretini İnegöl'e yaptı. Burada partililerce karşılanan Bozbey, Bursa'yı gülümsetmek için geliyoruz dedi. Gerçekten İnegöllülere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir karşılama yaptılar. Yüreğinize sağlık. Gerçekten İnegöl'ün sorunlarını da biliyoruz. Bursa'ya gülümsetmek için geliyoruz ama doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine gülümsetmek için geliyoruz. Yani İnegöl'ü de gülümseteceğiz. İnegöl gerçekten en önemli, özellikle mobilya sanayinde isim yapmış ama dünyada bir yere gelememiş durumda. Biz istiyoruz ki bizim de Büyükşehir'in de katkılarıyla birlikte gelecekte İnegöl'ün ağaç sanayi, mobilya sanayi, mobilyası dünyanın her yerinde olsun. Her ülkesinde olsun ki İnegöl daha da kalkınsın, İnegöl'ünün yüzü gülsün. Ve bu konuda çalışmalarımız var. İnegöl beklesin bu projelerimizi. İnegöl'leri gülümsetmek için var gücümüzle çalışacağız. Ve şimdi ekranlara getireceğimiz haber Bursa'dan. Sevgili seyirciler, 3 yaşındaki Hamza annesi tarafından bir AVM'nin oyun parkında terk edildi. Güvenlik görevlileri ağlayan Hamza'nın cebindeki notu buluncaysa gerçek ortaya çıktı. Artık bakamıyorum, tek çarem buydu şeklinde not bırakan anne ise kayıplara karıştı. Niye? Olanlardan habersiz, kendisini çeken kameraların ışığında neden benim fotoğrafımı çekiyorlar diye soruyor. Hamza, nasılsın? Oysa ki bu görüntülerden sadece birkaç saat önce annesi tarafından terk edildi. Burası Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi. Oyun parkında küçük bir çocuğun ağladığını gören güvenlik görevlileri çocuğun yanına gitti. Yanında kimsenin olmadığını anlayınca da çocuğun ceplerine baktılar ve montunun cebindeki bir notla karşılaştılar. Çok zor bir durumdayım. Çocuğa bakacak durumum yok. Tek çarem buydu. Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorken bu çocuğu da pişman etmek istemiyorum. Çocuğun adı Hamza. Annesi Gamze. Hamza, nasılsın? Niye çekiyorsun fotoğraf bana? Kim verdi sana oyuncakları? Ben. 3
3 yaşındaki Hamza'nın annesi tarafından terk edildiğini anlayan güvenlik çalışanları bir yandan küçük çocukla ilgilenirken bir yandan da durumu polise bildirdiler. Çocuk şube polisi notun altına isminin Gamze olduğunu yazan anneyi bulmak için çalışma başlattı. Küçük Hamza ise polisler eşliğinde emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ve ilaç krizi ise kapıda. Uyarı Adana Eczacılar Odası Başkanı'ndan geldi. Firmalar sabit kurdan ilaç satışı yapmak istemiyor. İşte bu da eczane raflarına yok ilaçlar olarak yansıyor. O ilaçların başındaysa pahalı kanser ilaçları geliyor. Burada ilaç firmalarının bu beklentilerinin karşılanmaması durumunda Mart Nisan ayı gibi ilaçla ilgili özellikle bu az önce bahsettiğim onkoloji ilaçlarında, kan ürünü ilaçlarında, o pahalı ilaçlarda, hayati öneme ait ilaçlarda ülke olarak ciddi bir sıkıntı yaşanması gündemde. İlaçta ciddi sıkıntı uyarısı Adana Eczacılar Odası Başkanı Ersun Özkan'dan geldi. 1 euronun 2,70 TL'ye sabitlendiği kurdan satış yapmak istemeyen firmalar zam talep ediyor. Özellikle bu yabancı firmalar euro üzerinden ürettikleri ürünleri Türkiye'de 2,70 TL'ye vermek istemiyorlar. Bu da ister istemez yavaş yavaş ciddi bir ilaç konusunda sıkıntı yaratmaya başladı. Bugün birçok hastanede, eczanede onkoloji ilaçları, kan ürünü ilaçları yavaş yavaş yoka girmeye başladı. Yoka giren ilaçların başında hayati önemdeki kanser ilaçları geliyor. Ama sıkıntının boyutu bu ilaçlarla da sınırlı değil. Bu sefer maalesef bunu zaman zaman görüyoruz. Hatta basına daha önce de yansıdı. Kimi ameliyatların tıbbi malzemedeki eksikliklerden, medikal üründeki eksikliklerden ötürü iptal edildiği, kimi hastanede yapılmadığı basına da yansıdı. Burada da A ilacını piyasada bulamadığımız takdirde bu sefer ilgili hekimler ister istemez daha az etkili piyasada bulunabilen başka bir ilaçla bu tedaviyi vermeye çalışıyorlar. Tabii ki farklı etken maddede olduğu için, aynı etkiyi göstermeyeceği için maalesef burada da halk sağlığı ciddi anlamda tehlikeye atılmış olacak ve belki de o hasta tedavisini sağlayamayacak. Olası kriz eczane raflarına şimdiden yok ilaçlar olarak yansımaya başladı. Konunun tarafları çözüm bulunamaması halinde krizin halk sağlığını tehdit edecek boyuta ulaşabileceği uyarısını yapıyor. Ve tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'daydı. Fener Rum Patriği Bartolomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıracak kararnameye imza attı. Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için belgesini Fener Rum Patrikhanesi'nden almak üzere İstanbul'a geldi. Poroshenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde görüştükten sonra Ukrayna Ortodoks Kilisesi heyetiyle birlikte Fener'de bulunan Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne gitti. Ukrayna lideri Poroshenko ve ailesinin yanı sıra Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Epifaniy Fener Rum Patrikhanesi'ndeki törende yer aldı. Törenin ardından Patrik Bartolomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefale statüsünü kazandıran Tomos adlı kararnameyi Başpiskopos Epifaniy'e takdim etti. Fener Rum Patrikhanesi 11 Ekim'de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulüne karar vermişti. Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko yarın ayrıca Fener Rum Patrikhanesi'nin düzenleyeceği haç çıkarma törenine de katılacak. Ve soğuk hava dalgası yurdu terk etmiyor. Birçok ilde etkili olan kar adeta beyaz bir örtü oluşturdu. Ancak ne yazık ki hava koşulları yüzünden trafik kazası haberleri de geldi. Yeni yıla girilmesiyle birlikte Türkiye'de soğuk hava iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Yurdun büyük bölümünde kar yağışları etkili oluyor. Kar yağışı dün sabah itibariyle Marmara bölgesinde de etkili olmaya başlamıştı. Edirne'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Tekirdağ Çorlu ilçesinde 0 dereceye düşen hava sıcaklığında hafif kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşerek sürüyor. Yoğun tipi nedeniyle Çorlu Havalimanı'ndan yapılması planlanan 23 okulun eğitim uçuşları iptal edildi. Evet, geçiyor. Bolu'da kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan ve yoğun kar yağışının devam ettiği Aban Tabiat Parkı hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Bu görüntüler de Bursa'dan geldi. Kar yağışının dinmesinin ardından renkli badanalı evlerin beyaz gelinlikle buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar altındaki Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahu Ekber dağlarında donarak şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller yoğun ilgi gördü. Ülkemizden yansıyan ne yazık ki sadece kartpostallık görüntüler değil. Sivas'ta kar yağışı geceden itibaren yeniden etkili olurken kent genelinde 218 köy yolu ulaşıma kapandı. İl özel idare ekipleri kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum'un Tortum ilçesinde ise yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 7 araç birbirine girdi. Aracına zincir taktığı sırada başka bir tırın kayarak çarpması sonucu tanker sürücüsü Muharrem Bayburtlu hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Karın etkili olmadığı Çanakkale'nin Kuzey Gedeniz'indeki Gökçeada ilçesinde ise bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri Poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi. Bu görüntüler ise Antalya'dan. Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken yabancı turistler ise denizde yüzdü. Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının 17 derece kaydedildiği Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu. İstanbul ise alarm durumunda kar yağışını bekliyor. İstanbul'a beklenen karın pazartesi günü geleceği söyleniyor. Ancak yine de belediye ekipleri teyakkuzda. Yurtta soğuk hava kendini gösterdi. Bazı iller bembeyaz oldu. Mega kent İstanbul ise adeta tetikte kar yağışını bekliyor. İstanbul'da belediye ekipleri gece boyunca kar alarmı durumundaydı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler ana yollar üzerinde hazır bekledi. Özellikle trafik akışının yoğun yaşanması muhtemel bölgelerdeki yollar üstünde birçok noktada kar küreme araçları hazır tutuldu. Yine yollar gibi üst geçitlerde de tuzlama çalışmaları yapıldı. Avrupa yakasında bazı bölgelerde kısa süreli yaşanan ve etkili olmayan kar yağışı, Asya yakasında yüksek mevkilerde ise kendisini zaman zaman gösterdi. Özellikle Maltepe bölgesinde ara ara hızlanan kar yağışı sırasında belediye ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekledi. Daha çok karla karışık yağmur şeklinde yaşanan bölgesel yağışlar genel olarak etkili olmadı ve İstanbullulara ciddi problemler çıkarmadı. İstanbul'da bazı ilçelerde ise kar yağışı daha etkili oluyor. Silivri ve Çatalca kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Meteorolojinin tahminlerine göre kar İstanbul'u hafta mesaisinin ilk günü olan pazartesi etkisi altına alacak. Sevgili seyirciler, Yargıtay boşanma davalarında emsal bir karara imza attı. Babayı aldatan anne eğer gerekli şartları taşıyorsa çocukların velayetini alabilecek. Eşler arasında sadakatsizlik boşanmanın en önemli sebeplerinden biri. Peki bu durumda çocuklar anneye mi babaya mı verilecek? Yargıtay'dan bu konuyla ilgili önemli bir karar geldi. Mahkemeler boşanma davalarında velayet söz konusuysa aldatma gerekçesini dikkate alıyordu. Yani velayet verilirken tarafların hangisinin aldattığı önemliydi. Davaya konu olayda yerel mahkeme de böyle yaptı. Babayı aldatan anne yaşam tarzının çocukların gelişim açısından ciddi risk teşkil edeceği gerekçesiyle velayeti alamadı. Ancak kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bozdu. Gerekçe olarak da çocuğun üstün yararının korunmasını gösterdi. Yargıtay görüşlerini açıklama olgunluğuna erişen çocukların anne ile
yaşamak istemelerini ve annenin gerekli ekonomik şartları taşımasını kararı bozma nedeni saydı. Yargıtay'ın bu kararı benzer davalar için de emsal niteliği taşıyacak. Ve Ankara'ya dönelim. Başkent Çankaya'daki bir eğlence mekanının otoparkında silahlı çatışma çıktı. İki kişi yaralandı. Eğlence mekanının otoparkında kavga çıktı, silahlar konuştu. Olay Ankara Çankaya'da gece saatlerinde yaşandı. Bir eğlence mekanının otoparkı ile ilgili anlaşmazlık vardı. Taraflar karşılaşınca kavga kaçınılmaz oldu. Sözlü tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar birbirine kurşun yağdırdı, iki kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. İki yaralı hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara demişken devam edelim. Devlet Demiryolları'nın Ankara'daki hızlı tren kazasının ardından hayata geçirdiği önlemler, tedbir almak için 9 canın yitirilmesi mi gerekliydi sorusunu akıllara getirdi. 9 kişi öldü, 92 kişi yaralandı, tedbir sonra geldi. Ankara'da yaşanan hızlı tren faciasından 3 gün sonra Devlet Demiryolları Ankara Garı'nda yeni bir sistem kurdu. Buna göre hızlı trenlerin yanlış hatta girmesini önlemek için batı kapısında hat değişikliğinin yapıldığı M74 makasının çevresine kameralar konuldu. Yeni uygulamayla makinist de yola çıkarken kontrolörü arayarak bilgi veriyor. Kontrolörler de kumanda merkezine kurulan monitörlerle hızlı trenin girdiği hattı kontrol ederek makiniste onay veriyor. Şimdi akıllardaki soru ortak. Bu tedbirler neden kaza yaşanmadan, yani 9 can yitirilmeden önce alınmadı? Başkent'te dün gece saatlerinde ise hareketli anlar yaşandı. Psikolojik sorunlar yaşayan bir adam canına kastetti. Polisler onu ikna etmeye çalıştı. Tam da o esnada doğalgaz patlaması oldu. Polisimiz olay yerine geldiği esnada kişi doğalgazın patlamasına sebep olacak bir eylemde bulundu. Canına kıymak isteyen adamı ikna etmeye çalışıyorlardı. Az kalsın kendileri canlarından olacaktı. Olay Ankara Pursaklar'da yaşandı. Harun Topal yaşamına son vermek istedi. İddiaya göre eşiyle arasında problemler vardı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Adamı ikna etmeye çalıştılar. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Topal doğal gaz vanasını açmıştı. Sonra da çakmağını ateşledi. Kendisi dahil olmak üzere iki polisimiz içinde olmak üzere 5 yaralımız var. Patlamaya sebep olan Topal ağır yaralı olarak dış kapı hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar da sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve akademisyen Ceren Damar kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmüştü. İşte olayın yankıları hala sürüyor. Bu arada cinayetle ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Meğer Ceren Damar'ın katilinin bu ilk kopya vukuatı değilmiş. Öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar'ın acısı hala yüreklerde. Kızım kurban olurum ben sana. 27 yaşındaki araştırma görevlisi öğrencisini kopya çekerken yakalamış, cani öğrenci de babasının silahıyla Damar'ı öldürmüştü. Cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Meğer Ceren Damar'ın katili İsmail Hasan Hikmet'in bu ilk kopya vukuatı değilmiş. Zanlı bundan 2 yıl önce de yine kopya çekmiş ve bunu da yine Ceren Damar tespit etmiş. Benim eşim bir eğitim şehididir. Bu durumda akıllara cinayetin çok daha önceden planlanmış olma ihtimalini getirdi. Yükseköğretim Kurulu'ndan da olay sonrası yeni bir adım geldi. YÖK üniversitelerde yaşanan şiddet olaylarına karşı eylem planı hazırlayacak. Politikamızın amacı hem Türk Akademisi'nin güçlenmesini. YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme yaparak bakanlıktan konuyla ilgili destek istedi.
olumlu yanıt alınmasıyla YÖK'le İçişleri Bakanlığı'nın ortak komisyon kurması kararlaştırıldı. Ve Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri son 15 yılda %428 arttı. İşte bu acı bilançoyu ortaya koyan isimse CHP'nin raporu oldu. Kadın cinayetleri bitmiyor. Aksine her geçen gün daha da artıyor. Her yıl binlerce kadının erkek şiddetiyle yaşam hakkı elinden alınıyor. Şiddeti önleyelim diyoruz. CHP milletvekili Necati Tığlı konuyla ilgili çarpıcı bir rapor hazırladı. Rapora göre son 2 yılda 1184 kadın hayatını kaybetti. Sadece 2018 yılında 42 kadın şiddete maruz kalırken 106 kadınsa tecavüze uğradı. Muhalefete göre hükümetin aldığı önlemler kadını şiddetten korumak için yetmiyor. Ancak iktidar tam tersini savunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2017'de 358 olan kadın cinayetleri 2018 yılında 238'e düştü demişti. CHP ise bu sayının gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Yurttaşlarımızdan aldığımız kanun yapma ve denetleme yetkisini anayasaya uygun olarak yapmıyorsak ortada büyük bir problem var demektir. Ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde adeta bir vahşet yaşandı. Ödevini yapmadığı için 6 yaşındaki Mertcan'ı babası dövdü. Kafasında ve beyninde ağır hasar oluştu. Mertcan hayata tutunamadı. Gitmendi! Anne gitmendi! Mertcan ben buradayım oğlum! Anne Gülistan cenaze aracının arkasından böyle haykırdı küçük oğluna. Olay Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı. Baba Mehmet Ali'ye iddiaya göre ödevini yapmadığı gerekçesiyle oğlu 6 yaşındaki Mertcan'ı öldüresiye dövdü. Ya bu nasıl bir adalet ya? Ya ben eve gittim, o benden önce evdeydi ya. 10 kere şikayet ettim ben onu ya. Elektrik süpürgesinin demirleriyle dövülerek ağır yaralanan Mertcan hemen İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Kafatasında ve beyninde ağır hasar oluşan Mertcan 3 gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti. Başlamış, beyin hücreleri hiçbir şey bırakmamış, karşı durmuş, kusmuş. Bir de çocuk bayılırken kusmaktan sonra herhalde onu müdahale edeyim derken daha çok kalbini durdurmuş çocuk. Cenazesi morgdan alınırken başta annesi olmak üzere aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Mertcan'ın dedesi Hüseyin Özger yaşananlara isyan etti. Şu aleme ibret olsun. Böyle bir şey var mı dünyada? 6 yaşındaki çocuğu bile bile insan öldürür mü? Kendi evladını, kendi canını öldürür mü? Olayla ilgili soruşturma başlatılırken baba Mehmet Ali'ye tutuklandı. Mertcan'ın küçük kardeşi ise Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis bıçaklı bir saldırganı kurşun yağmuruna tuttu ve o anlar saniye saniye kaydedildi. Defalarca uyardı, bıçağı bırakmasını istedi. Bırakmayınca kurşun yağdırdı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Polis ihbar üzerine bir eve gitti. Drop the knife, dude. İçerideki şüpheli polisi görünce bıçağına davrandı. Polis saldırganın bıçağı bırakması için defalarca uyarı yaptı. Ancak saldırgan bıçağı bırakmak yerine polisin üzerine yürüdü. İki polis saldırganı kurşun yağmuruna tuttu. O anlar polislerin omzundaki kamera tarafından an be an kaydedildi. Saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Otobanda ilerlerken üzerinde bir helikopter görünce onunla yarışa giren sürücü başını derde soktu. Çünkü o helikopter bir polis helikopteriydi. Otobanda uçma nedeni de hız ihlali yapan sürücüleri tespit etmek. Tekirdağ'dan dönerken Kınalı Otoban'da üstünde bir helikopter gördüm otoban üzerinde. Ben helikopterle yolu takip ettiğimden dolayı
Açıkçası yarışıyordum. Acaba geçebilir miyim diyordum. Reklamlarda Kenan Sofoğlu F-16 ile yarışıyordu. Acaba ben de ondan esinlenerek geçebilir miyim diye düşündüm. Geçtim. Ancak geçtikten sonra arkamdan benden daha hızlı bir ekip fotosu geldi ve aracımı sağa çekti. Uygulama helikopteriymiş. Ceza yedim hızdan dolayı. Sürücü Alper Vurur otobanda yaşadıklarını bu cümlelerle anlatıyor. Ama o heyecanın detayları da var. Ekip fotosu beni durdurdu. Polis memurunun cep telefonundan çektim benim aracıma. Burada görebilirsiniz helikopterden çekmişler. Hızımı da tespit etmişler. Üzerine de böyle bir çıktı verdiler bana. O çıktıya göre helikopter 155 kilometre hıza ulaştı. Sürücü bu da 470 lira ceza olarak önüne konuldu. Hız ihlalini reddetmiyor ama yine de bir itirazı var Alper Vurar'ın. Radar kontrolü yapılan uygulamalarda uygulama öncesinde bir uyarı levhası olması gerekiyor. Bana bu ceza gökyüzünden indi. Ben bununla ilgili herhangi bir uyarı levhası görmedim. Bu gökyüzünde radarınız kontrolü yapılıyor tarzı herhangi bir şey görmedim. Ben sadece helikopteri görünce heyecanlandım ve yarıştım. Geçtim de açıkçası ama bir bedeli oldu bana. Evet, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık sevgili seyirciler. Akşam haberlerini bugünlük burada noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte 18.30'da yeniden sizlerle olacağız. Hoşçakalın.